Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de çalışıyorsanız ya da emekliyseniz lütfen bu yayınımızı dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bunun yanı sıra dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun eğer Türkiye'de ben de emekli olmak istiyorum. Benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız siz de lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip ediniz. Çünkü ister ev hanımı olun, ister mavi kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, ister pembe kartlı olun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun hiç fark etmiyor. Sizin de emekli olabilmeniz için, eşinizin de emekli olabilmesi için ve Çoluk çocuğunuzun geleceği ile ilgili planlama yapması için çok büyük bir müjde vereceğim size. O nedenle eğer yurt dışında yaşıyorsanız lütfen anlatacaklarımı dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen kısa bir süre için geçerli olan büyük bir fırsat var. Artık kendiniz için, eşiniz için, aileniz için adım atma zamanı geldi. Artık sizin de Türkiye'de bir emekli maaşınız olabilir. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bu büyük fırsat nedir? İşte bu yayınımızda da bunu anlatacağım. Değerli izleyiciler, Avrupa'da bir açıklama var. Nedir bu? Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, kısa o OECD, bir araştırma yaptı. Hangi ülkenin çalışanları en çok vergiyi ödüyor? Şampiyon hangi ülke? Bakın. Avrupa'da çalışanların en çok bakın en çok vergi verenleri Belçikalılar arkadaşlar. Belçika'da eğer yaşıyorsanız siz en çok vergi veren ülkede yaşıyorsunuz çalışanlar olarak. Peki ikinci sırada ikinci sırada arkadaşlar %48.1 ile Almanya. Belçika arkadaşlar yüzde 52.6 ile birinci sırada yani insanlar çalıştıklarını yüzde 52.6 sını kazandıklarını devlete ödüyorlar Almanya ikinci sırada yüzde 48.1 bir üçüncü sırada Avusturya var Avusturya yüzde 47.8 de üçüncülükte şimdi dördüncü sıraya bakıyoruz dördüncü sıra Fransa Fransa'da çalışanlar yüzde 47 oranında vergi veriyor arkadaşlar kazandıkları paranın yüzde 47'sini. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu emek sömürüsü demek. Bu çalışanların ülkenin yükünü taşıdığı anlamına geliyor. Ben hiç kimse vergi vermesin demiyorum. Vergi yoksa devlet de yok olur. Tabii ki hepimiz vergimizi ödemek zorundayız. Ancak yüzde 40'lar 47'ler bakın 48'ler gibi yüksek oranda vergi vermek benim senin paranı çalmak anlamına geliyor bunun adı vergi falan değil adına vergi demişler senin mal ortağın demektir devlet 50 ne demek arkadaş Allah aşkına bakın Almanya'da yüzde 48.1 Avusturya yüzde 47.8 şampiyon Belçika'ya bakıyoruz 52.6 Tamam vergi alma demiyoruz ama yani makul ve mantıklı vergiler al. Mesela arkadaşlar Avrupa'da ne diyorum ben beni takip edenler bilir. Emekliler yaşayan bir ölü diyorum değil mi? Ya emekli 300 500 euro emekli maaşı alıyor. Hadi 1000 euro alsın. Sen emekliden kazanç vergisi adı altında vergi alıyorsun ya. Nasıl geçinecek bu parayla demiyorsun. Ve bunu biliyorsun devlet olarak. Çünkü Geçinemeyen ne yapıyor? Geliyor. Diyor ki bana sosyal yardım ver diyor. Bu maaş yetmiyor diyor bana. Şimdi Avrupa'nın da böyle bir yanı var. Paranın yetmediğini biliyor. Vatandaşın kapısına geleceğini biliyor. Bunu bilerek ve isteyerek bir sistem haline getirmişler arkadaşlar Avrupa'da. Ben buna ne diyorum? Sosyal yardım dilenciliği diyorum. Bunu sosyal yardım alanlar sakın üzerine alınmasın. Ben sistemi anlatıyorum. Devlet vatandaşını sosyal yardım dilencisi haline getirmiş. Sistem bu. E sen vatandaşa paranın yetmediğini biliyorsun. E niye maaşından bu kadar vergi alıyorsun? E vergi alma, vatandaş da kapına gelmesin. Yok. Bak, vergiyi de alacağım diyor. Kapıma da geleceksin diyor. Şimdi Avrupa'nın tamamında bu zihniyet var. Bu vatandaşını dilenci yapmaktan başka bir şey değil. Bakın altını çiziyorum. Sosyal yardım alanlar sakın beni yanlış anlamasınlar. Tabii ki vatandaş gidip sosyal yardım alacak. Bu parayla nasıl geçirecek? Taşıyacak hali yok. Ben sadece sistemi anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen 25-30 yıl boyunca çalışmış bir kişiye 300-500 euro emekli maaşı vereceksin çalışan bir kişiye 1300-1500 euro maaş vereceksin. Şimdi bakın. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde hayat şartları içerisinde yani bu kadar pahalılığın içerisinde Avrupa'da en düşük emekli maaşı 1400 euro olmak zorunda. Çalışan bir kişinin de net alacağı maaş asgari ücret 2000 euro olmak zorunda. Şimdi birileri bana şunu söyleyebilir. Ya o kadar olur mu? Arkadaş bak. Market, çarşı, pazar diye bir kavram var değil mi? Gidiyor musun hiç? Arabana benzin alıyor musun? Elektrik, doğalgaz, yakacak faturası ödüyor musun? Eğer bunları ödemiyorsan zaten anlamazsın. Ama bunları ödüyorsan 2000 Euro'dan aşağıya çalışan bir kişinin geçinme şansı yok. Emekli Avrupa'da yaşayan bir ölü. Ya ev kiraları artmış. Markette, çarşıda, pazarda yangın var. Anlatıyorum bakın. Hayatın her alanında fiyatlar uçmuş. Sen emekliye 1000 euro, 300 euro, 500 euro böyle maaşlar veriyorsun. Herkesin emekli maaşı yüksek değil ki. Tabii ki yüksek olanlarda var. Ben ama toplumun genelini anlatıyorum. Emekliler hemen hemen her ülkede maalesef arkadaşlar ekonominin sırtında bir yük olarak görülüyor. Oysa emeklilerimiz bu ülkenin kalkınması için çalıştı, ürettiği alın teri döktü ama siyasetçiler ve bazı ekonomistler bunu anlamak, görmek, duymak istemiyorlar. Tablo bu. Bilmiyorum arkadaşlar bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi kıymetli izleyicilerimiz güzel bir haberimiz var, büyük bir müjdemiz var. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız şimdi anlatacaklarımı can kulağıyla lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz çünkü yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için çok çok önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Siz de yurt dışında yaşıyorsanız sakın ola ki bundan sonra anlatacaklarımı kaçırmayınız. Kıymetli izleyicilerimiz. Gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiye göre, geçmiş yıllara göre hayat standartları maalesef iyi değil. Vatandaş gelecekle ilgili kaygılar duyuyor. Hal böyle olunca da vatandaş kendisine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu çıkış yollarından bir tanesi de Türkiye'de emeklilik arkadaşlar. Vatandaşımız geçmişte 2019 yılında bir yasa çıkartıldı Türkiye'de dedi ki ben artık emekli olamam dedi. Şimdi bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Avrupa'dan Avustralya'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum dese bir kişinin maliyeti en az 1000 euro. Gittisi geldisi bilmem ne. Şimdi artık Türkiye'de herkesin emekli olması için yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için adım atma zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazacaksınız. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazacaksınız. Biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Peki kaç para ödeyeceksiniz? Bakın. Emeklilik danışmanlığı Sadece bizim kanalımızın izleyicileri için kısa bir süreliğine 120 euro arkadaşlar. Ek bir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan ne emekli maaşı bağlandıktan sonra hiçbir ödeme yok. Sadece 120 euro. Siz 120 euroya ne alacaksınız peki? Tüm emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Durumunuzun tespit edilecek. Durumunuzla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılacak. En az devlete para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Emekli olmaya karar verirseniz yine Özgür Bey sosyal güvenlik uzmanı sizin Türkiye'ye gitmeden tüm işlemlerinizi SGK'ya gidecek tüm müracaatları yapacak, dilekçeleri verecek. Sizin adınıza tüm işlemleri yine Özgür Bey yapacak. Sizin Türkiye'ye hiçbir zaman gitmenize gerek kalmadan yattığınız yerden 120 euroya arkadaşlar hem kendiniz için hem aileniz için hem eşiniz için böyle bir imkan. Yani bu imkan sadece kanalımızın izleyiciler için. Kısa bir süreliğine geçerli. Şimdi bundan en çok hanımefendilerin yararlanması için ben Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bakın. Hanımlar, annelerimiz, eşlerimiz ömürlerini bizlere çoluk çocuğunu adar. eşine adar. geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. ömür geçmiştir. Türkiye'de bir emekli maaşı bile yoktur. onun için bu kampanyadan bu büyük fırsattan bu vatandaşlarımızın hanımların yararlanması için Özgür Bey'den ayrıca bir indirim istedim. eğer hanımlar Eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız size yüzde 50 indirim. Normalde bir kişi 120 euro ya, iki kişi 240 euro ödemesi gerekiyor ama 240 euro ödemeyeceksiniz. Karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlara Eşiyle beraber ama danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ha hanımlar tek başına danışmanlık alırsa yine 120 euro ödeyecekler. O ayrı. Şimdi arkadaşlar vakit şu anda düşünme vakti değil. Kendi geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili adım atma zamanı, adım atma vakti. Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki kendim için ya da kendim ve eşim için ya da gençler size söylüyorum anneniz babanız için annem babam için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar basit. Bak tekrar ediyorum. Şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ha eşiniz için aldığı almak istiyorsanız eşim ve kendim için yazacaksınız. Bu kadar. Bakın çocuklarınız için de 30 40 50 kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Onların geleceği için de mutlaka ama mutlaka bundan istifade edin. Aile indirimi var. Bu aile indiriminden yararlanın. Şimdi diyebilirsiniz ya gençlerin emeklilikte ne işi var? Asıl onlara lazım. Gelecekte bir gün gelecek. Onların da emeklilik planlaması yapılacak. Emeklilik planlaması yapıldığında vatandaş ne yapacağını biliyor. Hangi adımları atması gerektiğini biliyor. Nasıl hazırlık yapması gerektiğini biliyor. Ya arkadaş bak o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki. Sadece 120 euroya geleceğine yatırım yapıyorsun. Allah aşkına nereye harcamıyoruz 120 euroya? Ya çocuğun eline versek suratını çevirir beğenmez ya. 120 euroya biz geleceğimizle ilgili ailemizin geleceğiyle ilgili adım atıyoruz. O kadar önemli bir şey. Hiç artık Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. O bunu dedi. bunu bilmem ne dedi emeklilik için. Bunların hepsini unutuyoruz. Net en doğru bilgi, en doğru danışmanlık, emeklilikle ilgili en doğru işlemleri yaptırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Ekranın altındaki WhatsApp hattına emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyeceğiz bu kadar. Şu anda hangi gün olursa olsun Hangi saat olursa olsun beni nereden izliyorsanız izleyin. Hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası yazacaklar. Hesap numarasına 120 euroyu ödedikten sonra makbuzunu yine bu WhatsApp'tan göndereceksiniz. Fotoğrafını çekeceksiniz ya da ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Size hemen randevu verilecek. Bu randevu sonrasında Özgür Bey ile canlı olarak cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde görüşeceksiniz. Özgür Bey sizin röntgeni çekecek. Yani emeklilikle ilgili tüm araştırmanızı yapacak. En ucuz bir şekilde nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ve sizin tüm işlemlerinizi Türkiye'ye sizin gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak. SGK'ya gidecek, formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi verecek tüm müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euroya kıymetli izleyicilerimiz. 120 euro'luk bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Fiyatlar artacak. Benden size söylemesi. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Yetişemedik. Görmedik. Duymadık demeyin benden size söylemesi. Çünkü 120 euroya danışmanlık olmadığını. Bakın işlemleri yaptıramayacağınızı ben de çok çok iyi biliyorum. Düşünsenize Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Yattığımız yerden sadece 120 euroya emeklilik işlemlerini yaptırıyorsunuz. Gitmeye bile gerek yok. Bugün gidiyorum desen zaman lazım, para lazım. Yok, bunlara gerek yok. Şimdi kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atma zamanı geldi. Herkes artık Türkiye'den emekli maaşı alsın istiyorum. Herkesin Türkiye'de bir güvencesi olsun. Doktora gittiği zaman para ödemesin. Ali'ye, veliye, bilmem neye ağız burun eğmesin. Kendi işini kendi yapsın kardeşim. Onun için bizim kanalımızın izleyiciler için büyük bir fırsat. Şimdi artık düşünme zamanı falan değil. Artık sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız geleceğinize adım atacaksınız. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden pek çok vatandaşımız var hepsine. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var hepsine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kendiniz, eşinizle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla güle güle bu paraları harcayın. Hala danışmanlık alanlar var, müracaatları yapılanlar var tümü için arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan siz de istifade edin. Sizin de emekli maaşınız bağlansın. Emeklilik gibi böylesine önemli bir şeyden siz de istifade edin. Hayatta bir sefer emekli oluyoruz arkadaşlar. Doğru insanlarla adım atın, uzmanıyla adım atın ve işlemlerinizi geç kalmadan bir an önce yaptırın. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Kaç yaşında olursanız olun. Mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı geldi. Tüm vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum. Kapı kapı gezmeyin, paranızı gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Sadece 120 euro'ya kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adımı atın. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Onlar size hemen cevap verecekler, hesap numaralarını verecekler. Hemen şimdi artık düşünme zamanı değil, bitti düşünme, harekete geçme zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından sevdiklerinizle beraber mutlu bir ömrünüz olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.